Selam kızlar. Evet, gecenin bir vakti ışıkla bir video çekmeye çalışıyorum. Çok karanlık biliyorum ama artık bu videoyu çekmem gerekiyordu. Bunu çekmediğim için yapacağım şeyi de yapamıyorum çünkü. Bugünkü video ne videosu olacak? Bir kırtasiye alışverişim. Tabii bu şu anda olan bir şey değil. Yani şu anda olması zaten imkansız da. Bu ay değil de şöyle bir 2-3 ay içerisinde aldığım ufak tefek şeyler var. Onları göstereceğim. Şimdi şöyle başlayayım. Ben 2017 yılı için bir planları yapmak istiyorum. Planlarından daha çok özel notlarımı yazdım. Kendime özel bir defter olmasını istiyorum. Bunun için bir video çekeceğim. Çünkü eğer benimle planları yapmak isteyenler olursa bu videodan neler aldığıma daha ayrıntılı bakabilirler. İlk olarak şöyle çok tatlış bir klasör aldım. Ve pembesini aldım ben. Pembe üzerine beyaz puantiyeli. Bunun için dolduracağım. O yüzden ilk olarak bunu gösteriyorum. Bunu normal bir kırtasiyeden ya 7,5 ya 7,75 gibi bir fiyata aldım. Daha sonra içerisini doldurmak için şöyle ses yapabilir. Şöyle refil kağıtlar aldım. Şöyle göstereyim. Ne kadar görünüyor hiç emin değilim. Bu kareli olan. Bu da kareli. Bir de şöyle çizgili aldım. Bunların içerisinde epey var. Yani kaç tane var bilmiyorum ama bayağı bir var. Paketi 1.75'te. İnternetten baktım çok pahalıydı. Çok fazla almadım çünkü farklı şeyler de ekleyeceğim içine. Şöyle bir separatör bunu sanırım. Ayraç. Böyle paket şeklinde. İlk başı tabii şey. Ne denir buna? Bir şey deniyor işte de şu an çıkartamadım. Şöyle bunlar da parlak. Böyle naylon gibi bir şey, kağıt değil bunlar. İşte içerisinde farklı farklı renkler var ve sanırım 12 taneydi. Aynen 12 tane var içerisinde. Bunları da bölüm bölüm ayırmak için kullanabiliyorsunuz. 2.75'te. Sonra içine şöyle bir ek klasör aldım. Yıllık bir planlar olarak düşündüğüm için içerisinde faturanızdan, ders notlarınıza ya da sizin için önemli olan şeyleri hepsini koyabiliyorsunuz. Aslında bunların delikleri de varmış. Son gittiğimde fark ettim. Ama maalesef ne yazık ki ben bunu almıştım. Onlardan da alırım çünkü zaten gayet geniş olduğu için ondan da ekleyebilirim. Bunu kendim deleceğim delgeçle. Ve bu şekilde içerisine koyacağım. Böyle renkli renkli kağıtlardan aldım. Bunların bende zibilyon tane çeşidi var. Ama o gün böyle görünce renkli renkli birer tane aldım. Bunların tanesi sanırım 25 kuruş mu 10 kuruş mu tam emin değilim. Böyle 5 tane de bunlardan aldım. Sonra Teddy'den bunu muhtemelen artık Snapchat'te bıktı. Gösterdiğim arkadaşlarım. Instagram'da da paylaşmıştım. Bunu da Teddy'den aldım. İçerisinde böyle çok tatlı stickerlar var. En güzel yanı bunun buralarında delikler olması. Bunu da istediğim gibi buraya takabilirim. Şunları biliyor musunuz? Şöyle bir eve aldım. Bunu da keseceğim. Kesmeyeceğim. Deleceğim belgeçle. Üzerine böyle kapak şeklinde işte günlük mottolarınızı falan yazabileceğiniz şekilde bunu da böyle ayraç gibi kullanacağım. Belki bu planları da kullanırım diye şöyle fon kartonu aldım. Paketli. İçerisinde 10 tane var. Şöyle içerisinde kırmızıdan turuncuya, sarıdan maviye çeşit çeşit renkleri var. Bunlar sanırım A3 boyutunda. Bunun da 10 tanesini 3 TL'ye aldım. Bu şeffaf ve renkli dosyaların şöyle küçükleri oluyor. Şöyle göstereyim. Daha minnoş. Bu A6 boyutunda, bu A7 A7 boyutunda. Yani şu kadarcık bir şey. Bunu 75 kuruşa aldım. Bunu da tanesini 1 TL'ye aldım. Şöyle bir washi tape mi diyorlar bunlara? Tabii washi tape. Yani ne oluyor washi tape? Bant. Bant yani işte. Çok gösteremeyeceğim eminim. Bu dantel. Beyaz bir dantel şekli. İki tane de şöyle simli daha darını aldım. Bir tanesi gümüş simli böyle daha kalpli gibi. Bir tanesi de böyle daha çiçekli gibi altın rengi. Bunlar da 2.75 falan sanırım. Böyle üçlü rengarenk gördüm bunu. Zaten tanesi de 2-2.5 lira falandı. Bunu böyle 3.5 liraya almış oldum 3 tanesini. En azından fotoğraflarda daha hoş durur rengarenk dedim.
Böyle bir makas aldım. Bu Bubu'nun makaslarından. Bubu'yu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bubu'yu biliyor musunuz? Bilmiyorum. Genelde şu kısımları böyle çok hoş olan makaslar oluyor. Bubu olduğu için biraz da pahalı. 4.75'e aldım bunu ama gerçekten güzel oluyor makaslara. Ve hayatımın anlamı olan biliyorsunuz blogger olunca çok fazla kargo açmak zorunda kalıyorsunuz ve falçata hayatınızın anlamı oluyor. Üstelik böyle minnak bir falçatanız olursa anahtarınıza bile takabiliyorsunuz. Bakın. Böyle ayrıntılı yerleri kesmek için mesela nasıl diyeyim size şu şekli verebilmek için bazen böyle çok ince şeye ihtiyacınız olabiliyor. Bunu da sanırım 2 TL mi 2.5 TL mi öyle bir şey aldım. Saç aldım. Bunu da planlarımda kullanacağım renkli renkli. İçerisinde her renk bulunan bir ataç aldım. Bunun da paketi 1.25'ti. eBay'den bir alışverişim oldu. Snapchat ve Instagram'dan takip edenler bilir. Böyle bir yine refil kağıtlardan aldım. Bunlar ufak boyutlu ama sıkıntı yok. Orta kısımlara koyacağım. Şuralarında tikler var. Yaptığınız şeyleri işaretliyorsunuz. Şurasında çok tatlı bir çiçek deseni var ve krem renkte. Sanırım bu 9.90'dı ve küçük boyut. Düşünün ben kırtasiyeden aldıklarım 1.75'e aldım. Evet biraz şey oldu ama neyse. En azından çiçeği var. Bir tane ayrı bir takvim içeren bir kapak aldım. Evet 2016 çünkü geçen seneden hatta bu yaşıma kadarki yıllarda benim için özel olan günler var. Onları halka içine almak için bunu da ayrıyeten böyle takacağım. Bu tarafı da çok tatlı. Buraları isterseniz stikerlerle yapıştırabilirsiniz. Bu arada eBay'in alışverişim böyle yeşil çok tatlı bir kağıt içerisinde sarılı geldi. Tabii ki ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Bunları da kullanacağız. Başka kendi yap fikirlerinde. Ve şöyle separatörler aldım. Böyle göstereyim. Bunlar hepsi birbirinden farklı. Bunlara bayıldım ben gerçekten. Şöyle ters tutuyorum bu arada. Şöyle çok güzeller. Çok sevdim. Dediğim gibi bunların fiyatını isterseniz aşağıya bırakabilirim. Ve şöyle hediye paketleri aldım. Çok seviyorum ben şeyleri. Gördüğünüz gibi bunlar kese kağıdı şeklinde. Zaten kese kağıdı diye geçiyordu sitede. Evet böyle gördüğünüz gibi kese kağıdı şeklinde çok güzel deseni var. 3 tane ayrıca içerisinden böyle sticker çıkıyor. For you, thank you. Yine böyle tek tek ayırıp yapıştırabileceğiniz, farklı şeylerde de kullanabilirsiniz bunu. Çok güzel yapışkanları var üzerine not yazabileceğiniz. Bir de bu hediye kağıtlarının şöyle büyük olanını aldım. Bu biraz daha vintage bir desen. Arka kısmı düz renk. Böyle göstereyim. Çok güzel değil mi ya? Kim bunların içinde hediye almak istemez ki? Çok güzel. Yine bunun içerisinden de böyle çok tatlı vintage stickerlar çıkıyor. Ve tabii yine bir kendin yapıcı olarak şöyle kavanoz stickerlarından aldım. Bunun bir tanesini kullandım. Ne yaptım? Aşağıya linkini bırakacağım. Ne yaptım orada okuyabilirsin. Üzerinde ev yapımı yazan bir sticker bunlar. Alt kısmı boş. Oraya ne yaptıysanız onu yazabiliyorsunuz. Direkt olduğu gibi şeklinden çıkartıp yaptığınız şeyin üzerine yapıştırabiliyorsunuz. Bu bir reçel olabilir, başka bir şey olabilir. Çok güzeller gerçekten. Bunlara bayıldım. Biliyorsunuz o kadar çok not alan bir insanım ki geceden başlıyorum not almaya. Ben masaüstü bilgisayar kullanıyorum. Maalesef laptop kullanamıyorum. Sevmiyorum. O yüzden bu benim için çok iyi oldu. Şöyle bir klavye önderim. Burada çok tatlı bir çiçeği var. Şurada çok güzel bir sözü var. İşte pazartesi, salı, çarşamba diye gidiyor. Oldukça kalın. Yani şurada bir hafta olduğunu düşünürsek, bir ayda 4 hafta olduğunu düşünürsek bu yıllarca gider. Arkası da çok tatlı. Bunun arkasını kesinlikle bir kendi yaptığımda zaten ayrıca kullanacağım. Ve eBay'den aldığım son ürün de şu hafta planlayıcısı defter. Şöyle kalın bir kapağı var. Kendisi de gayet oldukça kalın. Şöyle açıyorsunuz. Çok tatlı etrafında desenleri var. Yine pazartesi, salı falan diye gidiyor. Aynı zamanda şöyle çevirdiğiniz zaman, sayfayı çevirdiğinizde arka kısmında da notlar kısmı var. Şöyle bomboş. Buraya da daha geniş notlarınızı yazabiliyorsunuz. Çantaya bile atıp çıkabileceğiniz çok tatlı bir defter.
Tosban ürünlerini bilir misiniz? Bilmiyorum. Ben çok seviyorum. Çok tatlı ürünleri var. Bizim burada bir 40 tavsiyeden şöyle 2 tane defterini aldım. Bir tanesi yapılacaklar listesi, bir tanesi de alışveriş listesi. Bunların üzerinde böyle bir lastik var ve içerisinde kendine ait kurşun bir kalem var. Bunlar sanırım 9.90 mıydı? Tosba'dan bir tane de fısıltılar serisinden. Şöyle çok tatlı deri bir çanta ajandası aldım. Bunun burası gördüğünüz gibi birleşim yerleri bir yine deri gibi olan iple yapılmış. Kendisi de ipli. Şöyle bir çıt çıtı var burada. İnanılmaz yumuşak. Çok güzel. Tam çantaya çıklık. Böyle bu şekilde deri kısmını açtığınız zaman içinde şey var. Tanıtım kağıdı. Güzel bir kapağı var. Daha sonra düz sayfaları var. Orta kısımda çizgili. Ve en sonda kareli sayfaları var. Yani herkesin zevkine göre yapılmış. Ben mesela çizgiliyi daha çok seviyorum. Kareliye pek yazamıyorum. Bu sanırım 15.90'dı. Aynen üzerinde yazıyor. Tabii bunların yanında bir delgeç almasam olmazdı. Böyle Gıpta markasının bir delgeçini aldım. Çok hoşuma gitti bu. Renginden dolayı olabilir. İçi pembe, iç kısmı sarı. Şurada bir kilidi var. Bunu açtığınız zaman açılmış halde oluyor. Böyle durmasını istemediğin zamanlarda kapatıp kilidini çekiyorsunuz. Çok beğendim bunu. Bunu da 9,5 TL'ye aldım. O kadar uzun zaman oldu ki aslında aldım. Yani uzun zaman dediğim en az bir 2 ayı var. Fakat kıyıp kullanamadım video çekeceğim için. Faber-Castell'in bir boyama setini aldım. Bunun içerisinde 60 tane keçeli kalem var. Ve 50 sayfalık bir boyama kitabı var. Şu şekilde açılıyor. Bunun içinden ilk olarak şöyle bir kitap çıkıyor. Hemen kitaba bakalım. Çok güzel. Gerçekten içindeki desenleri de çok beğendim. Fikriniz olsun diye göstermek istiyorum. Oh, şu muhteşemmiş yalnız. Şuna bayıldım. Muhteşem görünüyor. Asıl can alıcı kısım içi. Bakar mısın? Aman Allah'ım, renklerin güzelliği. Gördüğünüz gibi sarının tonundan başlayıp gidiyor ve bu kadar da değil. Böyle kaldırıyorsunuz. Bu sadece bir kısmı. Evet, bir kısmı. Ve yetmiyor, bunu da kaldırıyorum. Muhteşem. Özellikle bu kısımdaki renkler en güzel yanlarından biri kalemlerin iç içe geçmesi. Bu şekilde istediğiniz gibi taşıyabiliyorsunuz. Böylece kalemi tuttuğunuza bile atabilirsiniz. Bakar mısınız ya? Sırf rengi için alınır yani bunlar. Bu sanırım 70 küsürdü. Daha sonra 65'e düşmüş. Ben gittiğimde 45 TL'ydi. Bu seti sadece 45 TL'ye almış oldum. Bir tane de tekli bir CD aldım. Bildiğiniz iPod. iPod şeklinde bir CD aldım. Bunu da 60 kuruşa almış oldum. Son olarak şöyle şeffaf bir dosya aldım. Bunu ister böyle komple takabiliyorsunuz, ister keserek de kullanabilirsiniz. İçerisinde çeşitli motto kartları ya da herhangi notlarınızı, annenizin, babanızın, sevdiklerinizin resmini koyarak planlarınızı şenlendirebilirsiniz. Ve benim kırtasiye alışverişim bu kadardı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.